insanın döşeği yeryüzü. 21 Ey insanlar, sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza ibadet edin, ta ki, takva sahibi olasınız. 22 O, Rab, ki, yeryüzünü, sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip onunla türlü türlü meyvelerden sizin için rızık çıkardı. O halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız. Buradan itibaren Allah Teala uluhiyetinin birliğini açıklamaya başlıyor kullarını Adem'den vücuda getirerek onlara yaptığı lütuf ve ihsan düzeltme işareti belirtiyor. Kendilerine yeryüzünün bir döşek gibi rahat, basılabilir ve dinlenilebilir bir yer yapmakla, yeryüzüne sark dağlan yerleştirmek ve gökyüzünü tavan gibi üzerlerine çatmakla verdiği gizli açık nimetlerini hatırlatıyor. Nitekim bir başka ayeti kerime de şöyle buyuruyor, biz göğü korunmuş bir tavan kıldık. Buna rağmen onlar Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya, 32 sonra muhtaç oldukları zaman da gökten üzerlerine su getiren bulutlar gönderdiğini ve bununla çeşitli bitkiler, meyveler çıkardığını, kendileri ve hayvanları için rızıklar verdiğini belirtiyor. Nitekim bu husus Kur'an-ı Kerim'in başka bölümlerinde de söz konusu edilmektedir. Bu ayete benzer ayetlerden birisi de şudur, Allah odur ki yeryüzünü bir karargah, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş şekillerinizi en güzel biçimde kılmıştır. Size güzel şeyleri rızık olarak vermiştir. İşte bu, Rabbiniz olan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce ve mübarektir. Gafir 64. Bu ayetin muhtevası şudur. Allah yeryüzünün sahibi, maliki ve rızık verici yaratıcısıdır. Bunun için yalnız ona ibadet edilmesi ve hiçbir şeyin kendisine ortak koşulmaması gerekir. Bu sebeple Allah Teala bile bile Allah'a ortaklar koşmayınız buyurmaktadır. Buhari ve Müslim'de İbmes, Ud'un naklettiği hadiste denilir ki, Ben ey Allah'ın Rasulü, günahların en büyüğü hangisidir? diye sorduğumda, buyurdu ki, Allah seni yaratmış olduğu halde kendisine şirk koşmandır. Muaz'ın hadisi de buna benzer. Onun naklettiği hadiste Rasulullah S.A. buyurur ki, Bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Ona ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Bir başka hadiste ise şöyle buyurulur. Sizden hiçbiriniz Allah isterse ve falan da isterse demesin, ancak Allah isterse desin, sonra falan da isterse desin. Emad İbseleme der ki, Abdülmelik Tufeyl'den nakletti ki o şöyle demiş, her uyuyanın gördüğü gibi ben. 37 Reşid Rıza, Tefsir El-Menar, I, 174-177 ila De bir rüya gördüm ve ben sanki Yahudilerden bir topluluğun yanında idim, onlara siz kimsiniz dedim. Onlar, biz Yahudileriz dediler. Onlara dedim ki, Üzeyir, Allah'ın oğludur, diyen topluluk siz misiniz? Onlar da, Allah isterse ve, Muhammed de isterse, diyen topluluk siz misiniz? Dediler. Sonra Hristiyanlardan bir topluluğun yanından geçtim ve onlara siz kimsiniz diye sordum. Onlar da, biz Hristiyanlarız dediler. Onlara, Mesih Allah'ın oğludur, diyen topluluk olmalısınız dediğimde, onlar da siz, Allah isterse ve Muhammed isterse, diyen topluluk olmalısınız dediler. Sabah olunca bazı kişilere gördüğüm rüyayı haber verdim, sonra Rasulullah S.A.A. gelip durumu bildirdim. O, bunu kimseye söyledin mi? Dediğinde evet dedim. Bunun üzerine ayağa kalktı Allah'a hamd ve sena etti, sonra şöyle buyurdu, "İmdi tufeil bir rüya görmüş ve onu da sizden kimilerine haber vermiş. Siz şöyle şöyle diyordunuz, benimse onu men etmem gerekiyordu, Binaenaleyh, Allah dilerse ve Muhammed dilerse, demeyin, sadece, yalnız ve yalnız Allah dilerse deyin. İbmer Düyeh bu ayetin tefsirinde Hamad İb Seleme'den bu hadisi nakleder. İb ise aynı hadisi bir başka şekilde Abdülmelik İb Ümer'den rivayet eder. Süfyan İb Said El Sevri, İb nakleder ki, adamın biri Resulullah, S.A.A. Allah ve sen istersen, demiş. Bunun üzerine, peygamber sen Allah'a ortak mı koşuyorsun demiş. Yalnız ve yalnız Allah isterse, deyin buyurmuş. Bu hadisi İb Merdü'ye rivayet eder ve Nese'yi de tahrik eder. Aynı hadisi İb Mas, İsa İb Yunus'un hadisinden tahrik eder. Bütün bunlar Allah Teala'nın zatındaki tevhidi korumak ve muhafaza etmek içindir. Muhammed İb İshak der ki, bana Muhammed İb Ebu Muhammed, İkrimeden veya Said İb o da İb Abbas'tan nakletti ki o şöyle demiş, Ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza ibadet edin. Bu ifade hem kafirlere hem de münafıklara yöneltilmiştir. Yani hem sizi yaratan, hem de sizden öncekileri yaratan Rabbımızın birliğini ortaya koyun demek istemiştir. Yine İb Abbas'tan nakledilir ki, o halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız, ayetinden maksat fayda ve zarar vermeyen ortaklan Allah'a ortak koşmayınız demektir. Siz biliyorsunuz ki Allah'tan başka sizi rızıklandıran hiçbir Rab yoktur ve yine iyice biliyorsunuz ki, Resulullah, S.A. İn ettiği tevhid inancı şüphe ve kuşkunun bulunmadığı hakkın kendisidir. Katade de böyle demiş. İbebu Hatim der ki, Ahmet İbam, İbaba'dan nakleder ki, o Allah Azze ve Sel'nin, o halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız, ayetindeki eşlerin şirk olduğunu belirtmiştir. Şirkin karanlık gecede siyah taş üzerindeki karıncanın adımından daha gizli olduğunu bildirmiştir. Bu, Allah'a ve senin hayatına yemin ederim ki ey falan, kendi hayatıma ent içerim ki, demek gibidir. Keza şu köpek olmasaydı bize hırsız gelirdi, evde şu kaz olmasaydı hırsız içeri girerdi gibi sözler de böyledir. Keza adamın arkadaşına, Allah ve sen istersen, sözü de böyledir. Yine allah ve falanca olmasaydı, falanca olmasaydı sen bunu yapamazdın gibi sözlerin hepsi birer şirktir. Hadisi şerifte varid olmuştur ki adamın biri rasulullah, s, a, a, allah ve sen istersen, demiş rasulullah, s, Da sen beni allaha eş mi koştun buyurmuştur. Bir başka hadiste ise rasulullah, s, eğer allah isterse ve falan da isterse diyerek allaha eş koşmamış olsanız siz ne güzel bir kavimsiniz buyurmuştur. Ebul Ali'ye der ki, Allah'a eşler koşmayınız, ayetinde maksat ona ortaklar koşmayınız demektir. Rebi Benes, Katade, Süddi, Ebu Malik ve İsmail İb de aynı şekilde tefsir etmişlerdir. Mücahid ise, bile, bile ifadesinden maksat, Allah'ın Tevrat ve İncil'de tek bir ilah olduğunu bildiğiniz halde demektir. İmam Ahmed İb Hanbel der ki bize efan, Haris Eleş, Ari'den nakletti ki, Resulullah S.A. Şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle, Zekeriya aleyhisselam oğlu Yahya aleyhisselama beş kelimeyle amel etmesini ve İsrailoğullarına da bunlarla amel etmelerini emretmişti. Yahya, A, S, bir konuda yavaş davranıyordu. İsa ona dedi ki, sen kendinin amel etmesi ve İsrailoğullarma da amel etmelerini söylemek üzere beş kelimeyle emrolundun, ya onu sen tebliğ et veya ben onlara tebliğ edeyim. Yahya dedi ki kardeşim sen benden önce davransan benim azablanmamdan veya helak olmamdan korkarım. Sonra, Yahya İsrailoğullarını Beyt el Mukaddes'te topladı, mabed dolmuştu, yüksek yere oturdu, Allah'a hamd ve sena etti, sonra dedi ki, doğrusu Allah bana onlarla amel etmem ve size de amel etmenizi emretmem üzere beş kelime buyurmuştur. Bunlardan birincisi Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi şirk koşmamanızdır. Bunun misali bir adamın misali gibidir ki, altın veya kağıttan kendi hususi mülkiyle bir köle satın almıştır. Köle çalışıp gelirini efendisinden başkasına vermektedir. Sizden hanginiz kölenizin böyle olmasından hoşlanırsınız? Doğrusu Allah sizi yaratmış ve rızkınızı vermiştir. Öyleyse ona ibadet edin ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve size namazı, dua ibadet, emretmiştir. Allah kendi veçini kulunun yüzüne doğru diker, kul dönmedikçe o dönmez binaenaleyh namaz kıldıktan sonra dönmeyiniz ve size orucu emretmiştir. Bunun misali de şu adamın misali gibidir ki, beraberinde süzme bir misk torbası vardır, hepsi o miskin güzel rayhasından istifade ederler. İşte oruç tutan kimsenin ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Ve size sadakayı emretmiştir, bunun misali de o adamın misali gibidir ki, onu düşmanlar esir etmişlerdir. Ellerini boyunlarına bağlamışlar ve boynunu vurmak üzere önlerine getirmişlerdir. Adam onlara kendi nefsimi kurtarayım mı diye sormuş, az veya çok bir şeyle kendini kurtarmaya çalışmış ve nefsini ölmekten alıkoymuştur. Allah size çok çok Allah'ı zikretmenizi emretmiştir. Bunun misali bir adamın misali gibidir ki düşmanlar onun izinden hızlıca koşarak kendisini aramaktadırlar. Adam sağlam bir kaleye girmiş ve korunmuştur. İşte kul da Allah'ın zikri üzerinde bulunursa en iyi kalede korunmuş olur. Haris el-Aşeri de der ki Resulullah, S.A. Sonra şöyle buyurdu, ben de size Allah'ın bana emrettiği beş şeyi emrediyorum. Bunlar, cemaat, dinleme, itaat, hicret ve Allah yolunda cihaddır. Şüphesiz ki cemaattan bir karış boyu dışarı çıkan boynundan İslam'ın boyunduruğunu çıkarmış olur, ancak cemaata dönerse kurtulur. Kim de cahiliyet iddiasında bulunursa o cehennemin yakacaklarındandır. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü namaz kılsa, oruç tutsa da mı? Üç uyurdu ki, namaz kılsa, oruç tutsa ve kendisinin Müslüman olduğunu sansa da. Siz Müslümanları Allah Azze ve Sen'in kendilerine vermiş olduğu isimlerle çağırın. Müslümanlar, müminler Allah'ın kullarıdır. Bu hadis hasen bir hadistir. Bu ayette onun şahidi. Muhakkak ki Allah sizi yaratmış ve rızıklandırmıştır. Öyleyse ona ibadet edin ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Ayeti celilesidir. 38. Bu ayetten hareketle eski devirlerde müfessirler dünyamız hakkında fikir yürütmeye çalışmışlardır. Halbuki Kur'an bu konularda detaylı bilgiler vermez. Çünkü o bir ilim ansiklopedisi değildir. Biz ancak beşeri takatimiz ölçüsünde kainatı araştırır ve elde ettiğimiz bilgiler ışığında Allah'ın kelamını yorumlarız. Fakat bu yorumların ayetin mutlak karşılığı olduğunu da söylemeyiz. Her devirde ilim değişeceğinden, ayetlerin izahı da değişecektir. Dolayısıyla her devirde yetişen bilginler, kendi bilgileri ışığında Allah'ın ayetlerini tefsir edeceklerdir. Ama kesin söz ve ana dayanak olarak ilmin neticeleri değil, Allah'ın kelamı alınacaktır. 39. Dünyanın şekli. Yeryüzü, üzerinde oturup uyuduğunuz ve ayıklığınız bir sergi halinde kılınmıştır. Burada yeryüzünün küre veya düz olduğu konusunda bir delil yoktur. Çünkü her iki halde de yaygı olması mümkündür. Göğü de bina kıldık, yani tavan demektir. 40. Denilirse ki, gözlemciler dokuz feleğin varlığını ispat etmiş değillerdir. Ben derim ki, onların söylediklerinde şüphe vardır. Doğru olursa da ayette kalan fazlalığı reddedecek bir şey yoktur. Çünkü bu yedi göğe araştırma ve kürsi de eklenince bir ihtilaf kalmaz. 41. Onu döşek kılmıştır, demek, bazı taraflarını sudan dışarı çıkarmış demektir. Halbuki su tabiatı itibariyle toprağı ihata edebilecek durumdadır. Ve dünyayı katılıkla latiflik arasında orta derecede kılmıştır ki netis itibariyle hayata elverişli hale getirmiştir. Üzerinde oturulması ve yatılması için müsait kılmıştır. Tıpkı serilen bir örtü gibi. Bu ifade dünyanın düz olmasını gerektirmez. Çünkü dünyanın küre biçiminde olması, hacminin genişliği ve cirminin yaygınlığı onun üzerinde uzanmayı engellemez. 42. Allah Teala kullarına yalnız ve yalnız kendisine ibadet etmelerini ve hiçbir varlığı ona ortak koşmamalarını emretmektedir. Çünkü insanlar için yeryüzünü hayata elverişli kılan ve gökyüzünü hayır ve bereketle donatan kendisidir sayısız gezegenler ve gök cisimleriyle, gök kubbesinin akıl almaz nizamını sağlayan ve gökten indirdiği su ile yeryüzünü hayata elverişli kılan yine odur. Şu halde yalnız ve yalnız ona ibadet etmek ve ondan yardım dilemek gerekir. İlim ve din. Tan tavi cevheri ise şöyle diyor. Ey insanlar, siz bir tek ailesiniz, sizi yurduma yerleştirdim, örtümle korudum, yeryüzünü sizin için elbise yaptım. Çeşitli renklerle renklendirdim, süslerle donattım. Size fırsatlar verdim, yardım ettim, yurtlar verdim, üzerinize masmavi, latif, temiz bir gök çattım. Onu siz elinizle yapmadınız. Eski, yeni, gelmiş geçmiş hiç kimse onun görünümünün değiştiğini söylemedi. Zaman ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, yıprananlar ne kadar yıpranırsa yıpransın, onun parlak yıldızlan güzelliğini yitirip kocamadı. Ustasız binanın çatısının çatladığını bilen var mı hiç? yorulmadan yapı yapıldığını, bitmeden bir şeyin devam ettiğini, saklanmadan güzelliğin durduğunu gören var mı hiç? İyi düşünün, zayıf yaratıkların bu yaratana nispeti küçük bir kulübenin parlaklık ve güzellik dolu gökyüzü tavanına nispeti gibidir. Rivayet edilir ki, Peygamber, S.A. İmran İbhasine, senin kaç tanrın var? Demiş, o da, on karşılığım vermiş. Resulullah, Üzüntü ve kederini, başına gelen felaketi kim def eder, hepsi birden üstüne indiğinde kim onları kaldırır? Diye sormuş. O da Allah demiş. Bunun üzerine, Peygamber, senin Allah'tan başka hiçbir tanrın yoktur buyurmuş. Dehrilerden bir topluluk Ebu Hanif, R.A. ye geldiklerinde o şöyle demiş, ne dersiniz dülger olmadan bir ağaç, ormandan biçilse ve birleşse, sonra yan yana gelip denizde yüzen bir gemi olsa, üzerine yığınlarca ağırlık dolu yük yüklense, denizin karanlığında azgın dalgalarla ve her yandan üşüşen rüzgarlarla boğuşsa, o her cümörç içerisinde kaptan olmadan yolunda dost doğru yürüse, yönlendiren hiçbir yöneticisi bulunmasa bu aklen doğru olur mu? Onlar, hayır bunu akıl kabul etmez demişler. Bunun üzerine Ebu Hanif demiş ki, Sübhanallah, aklen kaptansız bir geminin denizde yüzmesi doğru olmuyor da, ondan çok farklı durumu bulunan ve daha değişik şekilde hareket eden bu muazzam ve geniş dünyanın yaratıcısız ve koruyucusuz ayakta kalması nasıl doğru? 38 Ebul Fida İsmail İlkesir, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, 2 bölü 208 eksi 212. 39 Bekir Karlığa, Bedreddin Çetiner, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, 2 bölü 212. 40 Nesefi, Medarik, ı 75. 41 Kadi Beydavi, ı 96. 42 Kadi Beydavi, ı 75. Oluyor. Bunun üzerine hepsi ağlamışlar ve doğru söylersin demişler. Dehrilerden, materyalistler, bir topluluk İmam Şafii'ye yaratıcının varlığının delili nedir? Diye sormuşlar. O da dut yaprağı demiş. Dut yaprağının tadı, rengi, kokusu, yapısı size göre aynıdır değil mi? Onlar evet demişler. Bunun üzerine Şafii, onu ipek böceği yiyor ipek kozası ağ örüyor. Arı yiyor balı üretiyor. Koyun yiyor pislik oluyor. Ceylan yiyor misk teşekkül ediyor. Hepsinin tabiatı, bir olduğu halde bütün bu değişik şeyleri meydana getiren kimdir? Bu cevabı güzel karşılayan materyalistler Müslüman olmuşlar. Sayıları 17'ymiş. Nitekim şair Ebu Nüvaz şöyle der. Yeryüzünün bahçelerini düşün ve iyi bak. Güçlü Tanrı'nın eserleri nasıl görünüyor? Profesör, Huxley der ki, tabii ilimle din ikiz kardeştir. Biri diğerinden ayrılınca sarsılmışa döner ve hemen yok olur. Herbert Spencer şöyle diyor, ne zaman ilimle din birleşirse sağlıklı bir şekilde gelişip büyürler. Din ağacının kökleri sağlam ilim bahçesinde iyi beslenir, büyür ve gelişir. Doğru ilmi de din destekler, yardımcı olur ve onun sağlam ve güçlü olmasını sağlar. Dikkat edin, kafalarında en güzel fikirleri yetiştirmiş olan ve insan türüne ilimlerin en güzelini sunmuş olan filozoflan bu düşünce ve araştırmaya sevk eden şey nedir? Sadece dindir. Ancak bu konuyu yalnızca filozoflara nispet etmek doğru değildir. Spencer, devamla der ki, kim dinle ilmin çelişik olduğunu söyleyebilir. Dinle çelişik olan, şey birliği terk etmek ve bizi kuşatan varlıkları görmemektir. Sonra şöyle bir örnek verir ve der ki, eğer insanlar ünlü bir yazara önemli ve büyük bir mevki sahibi olan müellifi, bir yazısını okumadan ve bir kitabım açmadan övseler kitabının sadece dış görünüşüne ve cildinin zevkli işlenişine bakarak met bu medin ne değeri vardır? Bu övgü yalnızca anlamsız bir sözden ibaret olur. İnsanların hep bu meddahlar gibi olduğunu görürsün. Allah kainatın nazımıdır, kainat onun eseridir, insanlar Allah'ı överken, Allah'ın harikalarından habersiz ve ondan yüz çevirmiş olarak överlerse bu sadece kendilerinin bilgisizliğini gösterir. Sonra şunu demiş: Bunun için ben tekrarlıyorum ki dine muhalefet, tabii ilimlere etüt etmekten doğmuyor, aksine ilimleri terk edip yüz çevirmekten kaynaklanıyor. Dikkat edin, tabii ilimlere yönelme sessiz bir ibadet ve ameli bir teşbihtir. Ben derim ki Ey akıllı ve zeki kişi, ben bu konuyu bu satırlara döktürürken içimde bir acı ve sızı hissediyorum. Sinirlerimin heyecanından ve hissettiğim dehşetten dolayı titriyorum ve kendi kendime diyorum ki, ne olur doğruyu söyle, biz mi yoksa Spencer ve benzeri filozoflar mı üzülmeli ve şikayet etmelidirler? Adam diyor ki, tabii bilgilerde ilerlemiş bazı kişiler bu bilgilere aldırış etmeksizin doğru yoldan kaçmaktadırlar. Eğer o bir kere şikayetlenirse benim bin kere şikayetlenmem gerekir. Nasıl şikayetlenmeyeyim ki? Onun milleti bilgili, benim milletim cahil. Onun ümmeti hakim, benim ümmetim mahkum. Onun ümmeti güçlü, benim ümmetim güçsüz. Onun milleti ticaret, sanat, ziraat, hakimiyet, silah ve her konuda ileri, benim milletim ise bunun tersini. O milletinin daha fazla ilerlemesi için dertleniyor, halbuki Hristiyanlıkta hiçbir inanç tabit prensiplerine dayalı değil. Bense dertleniyorum çünkü İslam dininin dayanağı fıtrat desteği tabii yaratıklardaki ilahi deliller. Biz hem dine hem onu karşı çıktık ve ilkin başkalarının avı olduk. Ne oluyor ki İslam ümmeti hala uykusunda uyuyor? Ne oluyor ki İslam milletinin gemisinin kaptansız olduğunu görüyorum. Erlik dininde ve akıl nizamında Franklerin bizi geçmesi hiç doğru olur mu? İlim bizim ilmimiz, din bizim dinimiz. 43